81 vilayetimizin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde bizleri takip eden tüm vatandaşlarımı da hasretle selamlıyorum. Yeni yılın ikinci kabine toplantısını yine yoğun bir gündemle az önce gerçekleştirdik. Toplantımızda ekonomi, eğitim, terörle mücadele ve dış politika başta olmak üzere pek çok kritik konuyu detaylıca ele aldık. Deprem bölgesindeki çalışmalar her zaman olduğu gibi kabine gündemimizin en önemli başlığıydı. Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları da gözden geçirdik. Güvenlik boyutu başta olmak üzere seçim sürecine dair değerlendirmelerimizi birazdan sizlerle paylaşacağım. Önce hep yaptığımız gibi son kabinemizden bu yana gerçekleştirdiğimiz programları kısaca hatırlatmak istiyorum. Bir taraftan iyice yaklaşan 31 Mart seçimleriyle ilgili çalışmalarımızı yürütürken, diğer taraftan ülkemizi büyütme mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye şöyle bir fotoğrafın ortasında bulunmaktadır. Bölgemizde yaşanan savaşlar, çatışmalar ve saldırılar kesintisiz sürüyor. Küresel güvenlik mimarisindeki kırılmalar, küresel ekonomideki belirsizlikleri de derinleştiriyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin önemli bir kısmı ciddi siyasi istikrarsızlık ve buna bağlı sosyal gerilim tehditleriyle yüzleşiyor. Dünya genelinde etkili olan tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye, hamdolsun hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor. Turizmde 2023 senesi tarihimizin en iyi sezonu oldu. Turizm gelirimiz 2023'te bir önceki yıla oranla %17 artarak 54 milyar 315 milyon dolara yükseldi. Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 57 milyon kişiyi buldu. Turizmde bu tarihi başarıları muhalefetin ve bazı faşist çevrelerin turizmi baltalamaya yönelik menfi kampanyalarına rağmen elde ettik. Bu art niyetli propagandalar olmasaydı aslında çok daha yüksek oranlara ulaşabilirdik. 2024 yılı için hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar turizm geliridir. İhracatta yakaladığımız ivmeyi Ocak ayında da sürdürdük. Ocak ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %3,6 artışla 20 milyar dolar oldu. Böylece tarihimizin en yüksek Ocak ayı ihracat tutarına ulaştık. En büyük önceliğimiz olan istihdamda da olumlu hava devam ediyor. Bugün TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla 0,1 puan düşüşle %8,8 geriledi. Uluslararası yatırımcılar ve piyasalar nezdinde Türk ekonomisine güvenin artmasından memnuniyet duyuyoruz. Türk lirası varlıklara yönelik talebin de yükselmesiyle ülkemiz risk primindeki düşüş devam ediyor. Önümüzdeki dönemde ekonomi programımızın müspet yansımalarını enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz. Aziz milletim, son kabine toplantımızdan bu yana bu doğrultuda attığımız adımlardan bazılarını şu şekilde ifade edebiliriz. Milli uzay programımız kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlığı uzay misyonumuzu başarıyla hayata geçirdik. Türk Hava Kuvvetlerimizin yetiştirdiği seçkin pilotlardan olan Alper Gezer Avcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini ve bilimsel deneyleri tamamlayarak ülkemize döndü. Biz de kendisini bugün kabul ettik.
İkinci astronotumuz da astronotumuz da önümüzdeki aylarda yeni deneyler yapmak üzere yörünge altı uçuş için uzaya göndereceğiz. İlk uzay misyonumuzun özellikle gençlerimizde uzay çalışmalarına, astronomiye ve bilime yönelik ilgiyi artırmasından memnuniyet duyuyoruz. Ali Kuşçu, Fergani, Cezeri gibi ilim yolcularının mirasını taşıyan bir millete zaten başka türlüsü de yakışmazdı. Ülkemizin farklı alanlarda yaptığı her hamleyi değersizleştirmeyi maharet zannedenler maalesef burada da boş durmadı. İş yapmak, proje üretmek, ülkenin ve milletin hayrına vizyon ortaya koymak yerine eser ve hizmetlere kul takan, takoz koyan, engel çıkartan bu sığ anlayışı gördükçe üzülüyoruz. Türkiye'nin geçmişte kaybettiği hazine değerindeki yılların, kaçırdığı fırsatların sebebini bunlara baktıkça daha iyi anlıyoruz. Biz müzmin muhaliflere aldırmadan yolumuza devam ettik, ediyoruz ve edeceğiz. Savunma sanayi yatırımlarımızın meyvelerini toplamayı sürdürüyoruz. Yalova Sefine Tersanesi'nde katıldığımız tek bir törenle donanmamızın ikinci büyük gemisi TCG Derya'yı yerli imkanlarla üretilen milli fırkateynimiz TCG İstanbul'u ve ona entegre edilen çeşitli silah sistemlerini lojistik destek gemimiz TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımız Marlin Sida'yı, kısacası her biri ayrı emek ve başarı örneği olan çok sayıda savunma sanayi ürününü deniz kuvvetlerimize teslim etmenin heyecanını yaşadık. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın denizlere hakim olan cihana hakim olur sözünün rehberliğinde ilerliyoruz. Envantere aldığımız gemilerimizin ve silah sistemlerimizin donanmamıza hayırlı olmasını diliyor. Projelerde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile bir süredir yürüttüğümüz F-16 talebimizin de olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemize yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte inşallah Türk savunma sanayi bundan sonra daha hızlı yol alacaktır. İran Cumhurbaşkanı Reisi, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin 8. toplantısı vesilesiyle 24 Ocak'ta Ankara'da misafir ettik. Sayın Cumhurbaşkanı ile terörle mücadele, bölgesel gelişmeler ve Gazze krizi başta olmak üzere pek çok konuyu etraflıca istişare ettik. Yaptırımlar nedeniyle bir süredir yavaşlayan ikili ticaretimizi 30 milyar dolar hedefine ulaştırmakta kararlıyız. Farklı alanlarla imzaladığımız 10 yeni anlaşma, ikili ilişkilerimizi geliştirme irademizin somut bir işaretidir.